Kent programında bu hafta sizin için Muratpaşa Belediyesi'ndeyiz. Kadın Kooperatifleri Festivali'ne geldik. Birazdan standları gezeceğiz. Renkli görüntüler ve güzel röportajları izleyeceksiniz. Şimdi Sosyokent başlasın. Öncelikle hoş geldiniz Antalya'ya. Tanıyabilir miyiz? Tunceli Hozat ilçesinden geldik. Adım Seyran Dilekçi. Usta üreticiyim. Peki siz neler sunuyorsunuz standınızda? Biz Tunceli Kadın Kooperatifi olarak öncelik bizim bebeklerimiz var. Hobe bebekleri. Organik hobe bebeklerimiz var. Bunu tanıtım için geldik. Sonra organik dutumuz var. Daha sonra organik sabunumuz var. Nohudumuz vardı, kalmadı, satıldı, bitti. Evet. Peki nasıldı ilgi? Nohut bitti, onun dışında ilgi nasıldı standınıza? Bizim iyiydi, güzeldi. Tunceli'nin özelliği organik, Munzur, Tunceli, Dersim. Güzeldi. Antalya'yı nasıl buldunuz? Antalya özellikle Muratpaşa Belediye Başkanı'na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok değerli ve çok kaliteli bir insan. Bize bu katkıyı sundu. Antalya'yı gördük, gezdik. Ticaret yaptık. Beğendik. Sonsuz teşekkürler. Yine bekleriz sizi o zaman. Biz teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz standınızda? Bize anlatır mısınız? Şimdi standımızda 3 çeşit biberimiz var. İsotumuz var. Kırmızı pul biberimiz var. Ve mor biberimiz var. İsotlar yapıyoruz. Biber salçamız var. Nar eşkimiz. Kurutmalıklarımız var. Dolmalık, acur, patlıcan, biber, kabak. Kabağımız bitti. Domates salçamız bitti. Üzüm pekmezimiz var. Bunları yapıyoruz kooperatifte. 10 yıllık bir kooperatifiz biz de. Mezopotamya Kadın Kooperatifi. Mis gibi kokular geliyor zaten. İlgi nasıldı peki standınıza? İlgi çok iyiydi. Yöresel ürünler olunca da daha fazla ilgi vardı. İyi sattık ürünlerimizi burada. İnşallah devamı gelir. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Muğla Ortaca Kadın Eli Kooperatif Başkanıyım. Aynı zamanda belediye meclis üyesiyim. Geldik. İyi ki başkanımız bizi bir araya getirdi. Çok mutluyuz. İlk defa, yeni de bir kooperatifiz. Sıkıntılarımız vardı. Arkadaşlarımızla tanıştık. Alışveriş edebileceğimiz kooperatiflerle işbirliği ayarladık. Çok mutluyuz. Çok iyi oldu bu bizim için. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Antalya Kadın Kooperatifi'ne, emeğe geçen bütün personele de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz diyoruz biz de. Peki neler var standınızda? Bizim en özel şeyde festival boyunca bayağı bir içen bir daha geri döndü. Nar suyumuz. Şimdi tam zamanı. Biz de bir proje konusu ararken şimdi daha netleştirdik bir soğuk hava deposu ve nar sıkımı işine çeşitli şirketler vardı ama biz de olursak işin içinde bizim için süper bir hani iyi mi olur tutar mı tutmaz mı diye değil burada ilgiyi alakayı gördük. İyi oldu bize, süper oldu. Hoş geldiniz diyoruz, yine bekliyoruz sizi Antalya. Çok teşekkür ediyoruz, başkanımız da iyi ki var, iyi ki bizi bir araya getirdi. Teşekkürler. Hoş geldiniz Soma'dan. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Nurşen Sevben Karakaş. Soma'da önce Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanıyım. Kooperatifimiz maden kazasından sonra işsiz kalan madenci eşlerini istihdam sağlamak için kurulan bir kooperatif. 400 bayanla önce eğitim aldık. Sonra 50 bayanla da kooperatif olarak yolumuza devam ettik. Belediye başkanımız, kaymakamımız, halk eğitimden yardımlar ve destekler aldık. Kagider üyeleri ve Vodafone Vakfı'nın da çok yardımları oldu. 50 arkadaşlarımızla yola çıktık. 3 senedir devam ediyoruz. Bu gördüğünüz işleri hep arkadaşlarımızla beraber yaptık. Burada olmaktan da mutluyuz. Her şey için teşekkür ederiz. Biz de iyi ki geldiniz, hoş geldiniz diyoruz tekrar. Peki farklı festivallerde oldu mu katıldığınız? Yani sesinizi başka şehirlerde duyurdunuz mu? Biz daha önceki festivallerden çok bizim haberimiz olamıyordu. Yeni yeni olmaya başladı ama diğer çalıştaylara katıldım. Bu festival bazında katıldığım ilk festival ama Soma ve çevresindeki etkinliklere katıldık. İstanbul'daki etkinliklere de katıldık. Oradaki fuarlara ve etkinliklere katıldık. Yani
Burası festival anlamında ilk ama kermes ve etkinlik olarak başka etkinliklere de katıldık. Antalya'da nasıldı ilgi standınıza? Standımıza ilgi güzel. Herhangi bir şikayetimiz yok. Sağ olsunlar. İlgi gösteriyorlar. Geliyorlar da. Neler sundunuz standta? Bize anlatır mısınız neler var? Standımızda fularlarımız, takılarımız var. Keçe çalıştı arkadaşlarımız. Keçe çantalarımız, bebeklerimiz var. Makine nakışı, tel kırma işlerimiz var. Bunları çalışıyoruz. Daha aslında geniş yelpazeye sahibiz ama bunlar sadece bizim getirebildiklerimiz. Daha çok ürün gamımız geniş. Getiremediğimiz için sadece bunlar var yanımızda. Öyle. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz İzmir'den. Sizi tanıyabilir miyiz? Ezgi ben. Karşıyaka'lı Üretici Kadın Kooperatifindeyim. O şekilde. Peki neler var standınızda? Çok rengarenk bir stand görüyorum. Standımızda seramik ürünlerimizi getirdik. Kooperatifimizin bünyesinde oluşturuluyor ve yapılıyor. Şu anda 20-30 kişiden oluşan bir seramik ekibimiz var. Aynı zamanda da seramik hocamız var. Onun dahilinde yapılıyor bütün ürünlerimiz ve bunu pazarlamaya çalışıyoruz aslında. Pazar oluşturmaya çalışıyoruz biraz da. Bu yüzden de Antalya'da onu tanıtmak maksatlı buraya getirdik. Beğeniye sunuyoruz. İnşallah beğeniyorlardır. Nasıldı peki festivalin başından beri ilgi? İlgi güzeldi tabii. İlk gün konserin olmasının vermiş olduğu etki de büyüktü. Ama Antalyalıların hani o kibar, böyle nazik davranışları çok hoşumuza gitti. Oldukça hoş bulduk gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz İzmir'den. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Ben Mordan Kooperatifinden Emine Gönlügür. Karaburun'a bağlı, Karaburun Yarımadası'ndayız. Orada yaşıyoruz. İzmir'den göçenlerdeniz emekli olup da 2003'ten beri orada yaşıyoruz. Bizim gibi düşünen arkadaşlarla yöre halkıyla ilgili olarak hani kalkındırma amaçlı ya da üretime çekme amaçlı bir kooperatif kurduk. Fakat sonra yine fazla iştirak olmadı yerli halktan, çok az oldu. Biz devam ettirmeye karar verdik. Bir davet aldık Antalya Kooperatifinden de. O yüzden buraya geldik. Memnunuz, güzel oldu. Nasıl geçti, ilgi nasıldı standınıza? Fena değil, fena değil. Yani satıştan ziyade burada olmak diye diğer arkadaşlarla aynı şeyleri paylaşmak, bilgi edinmek, birbirimizden alışveriş yapmak güzel oldu. Güzel oldu. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz sizi? Soma Kadın Atölyesi'nden geliyoruz biz. Ben Soma Kadın Atölyesi kurucu başkanıyım, Sinem Say. Soma'da bildiğiniz gibi çok üzücü bir olay yaşandı, maden kazası. Orada bizim çok ciddi bir madenler kapanınca ciddi bir işsizlik ortaya çıktı tabii ki. Özellikle de kadınların çalışabileceği alan zaten azdı. Bu sefer eşler de işsiz kalınca biz de ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık ve bir atölye kurduk orada kadınlara. Kadınlar da yani orada gelip hem mesleki becerilerini geliştirsinler hem de evdeki ekonomilerine bir katkıda bulunsunlar diye. Bu iş gerçekten 4 yıldır çalışıyoruz, atölyemiz var ve son bu yılda kooperatifleştik. Gayet başarılı bir şekilde onların hem ürettiği ürünleri kaliteli bir hale getirdik tasarımcılarla çalışarak hem de onları pazarla buluşturduk ürünlerini. Bakanlıklarla görüşmeler yaptık bu konuda ve şimdi de işte bir yıl oldu kooperatifleştik ve daha ciddi bir pazar açılmayı düşünüyoruz. 150 en az 150 kadına iş sahası açtık Soma'da. El sanatları alanında Soma'nın iğne oyası çok meşhur, Darkale diye bir köyümüz var tarihi. Oranın iğne oyasını tekrar canlandırıp yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda gıda üzerine de biliyorsunuz oralar hep domates kurutma, yurt dışına gidenler hep o bölgeden yapılıyor. Bizim ovalarımız çok verimli o konuda. Bunları da değerlendirerek işte tarhana, erişte işte ve şimdi hatta glutensiz olarak ürünler yapıyoruz. Biraz daha sağlıklı şekersiz reçeller yapıyoruz. Chia tohumlu. Chia tohumu ve elma suyuyla tatlandırıyoruz bunları da. Bu şekilde kendimizi geliştirerek, ürünlerimizin kalitesini artırarak daha iyi bir pazara sahip olmaya ve daha çok kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Güzel, ellerinize sağlık. İğne oyasını da görebilir miyiz? İğne oyalarımız bu tarafta, burası gıda. Bunlar da iğne oyalarımız. Böyle. Tabii burada çok fazla çeşit getirmedik yani Antalya uzak olduğu için getirebildiğimiz kadarıyla bunlar.
gözlük ipleri şeyler. Yani çok fazla emekli işler bunlar. Kadınlarımızın hep emekleri bunlar. Yani eski oyaları da bir yandan canlandırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Peki ulaşabiliyor musunuz gerçekten her yere? Yani o katkıyı sağlayabiliyor mu kadınlar ailelerine? Ya tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani bu kooperatifçilik bilincinin oturması da belli bir zaman oluyor. Biz bu konuda da işte 4 yıldır atölyemiz var, çalışıyor ama işte bu kolektif bilinç, birlikte üretip birlikte kazanma bilinci şimdi artık bizim atölyemizde iyice oturdu ve hani ben kendim bireysel şunu ürettim, bunu ürettim, getirip satayım değil de biz birlikte ne yapabiliriz, nasıl kalkınabiliriz hedefliyoruz. Bu anlamda da çok ciddi ilerlemeler yaptık. Çünkü zaten Soma'da yani o talep doğrultusunda bu yapı oluştu. Çok ciddi bir talep vardı. Biz hani çok güzel iğne oyası yapıyoruz ya da çok işte tarhanamızı, erişteğimizi, her şeyimizi yapıyoruz ama bunları satabileceğimiz bir pazar var mı? Yani nasıl değerlendirebiliriz diye. Eğer hani düzenli gelen üyelerimiz var, kooperatif üyeleri, her gün orada gelip çalışanlar var. Sürekli çalışanların tabii ki getirisi çok daha fazla oluyor. Yani yaptığı işe göre. El işlerine de öyle. Kooperatif olarak biz bayan işi yaptığı zaman direkt bize getiriyor ve biz onun ürününü satın alıyoruz. Yani ondan sonra pazarla buluşturuyoruz. Satamasak da o artık kooperatifin malı haline geliyor ve kooperatifte bir şekilde satılıyor ya da bekliyor yani. Bu şekilde çalışıyor. O da üretimle devam ediyor aynen, böyle. Aynen, üretim sürekli devam ediyor. Daha tekrar büyük pazarlara ulaşırsak daha çok üretim, daha çok kadına ulaşmış olacağız ve güzel bir yapı oluşturacağız. Tekrar hoş geldiniz Rose, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Seval Doğanlar, Seferihisar Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu 2. Başkanıyım. Peki neler var standınızda? Standımızda bugün çok az bir şey kaldı ama biz normalde hem tarımsal ürünleri hem el sanatlarını ve bir de sanal marketimiz. Bizim diğer kooperatiflerden farkımız sanal marketimizin olması. Türkiye'de ilk e-ticareti yapan kooperatif olmamız. Bu ürünler bazında söylersek bir mandalina kurumuz var. Yöresel ürünümüz olan mandalina, mandalina kurumuz var. Nar ekşimiz var, eriştelerimiz var. Bize ait özel bir tarhana olan sakızı tarhanamız var. Sakızı tarhanayı hatta Migros'larda bulabilirsiniz. Buradaki Makro Center'da da dergisine dün görünce çok mutlu olduk. Özel sabunlarımız var. Sabunlarınız hepsi aynı mı? Maddeden. Hepsi ayrı ayrı küllü suyla yapılıyor, yağmur suyuyla, tamamen doğal. Lavantalı var, keçi sütlü var, ballı var, kekikli var, defneli var. Bütün yani konulabilecek ne varsa içinde var. Ürünlerimiz azal dediniz, ilgi büyüktü o zaman stand. Ürünlerimiz hiç kalmadı, son. Şu anda gördüklerimiz elimizde, başka ürünümüz kalmadı. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle Antep'ten ve sizi tanıyabilir miyiz? Şale Özaslan, Gaziantep Kadın Kooperatifi'nin kurucusuyum. Kooperatifimiz 2006 yılında kuruldu. Bir Avrupa Birliği projesi sonunda doğdu. O günden beri faaliyetlerimiz devam ediyor. Asıl kuruluş amacımız bir el sanatı olan Gaziantep'in el sanatlarından Antep işin akışının yaşatılması ve ekonomiye kazandırılması amaçlı kuruldu. Şimdi geçen süre içerisinde yeni faaliyet alanları oluşturduk. Geçen yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Vakfı ve GAP işbirliğiyle bir mülteci çalışması yaptık. Onun sonucunda oyuncak atölyesini oluşturduk. Şu anda hem bizim üyelerimizle hem de Suriyeli mülteci kadınlarla o oyuncak atölyesinde üretim yapıyoruz. Ayrıca ev eksenli çalışan kadınlarla yöresel gıdalar üretimi konusunda çalışmalarımız var. Yakında Mall of Antep adı altında bir web sitesi oluşturuyoruz. Burada bölgemizin kurutulmuş gıdalarını ve Antep'e ait her şeyi satmayı planlıyoruz. Şu anda yapım aşamasında olduğu için bu festivali bir fırsat bilerek burada orada satmayı düşündüğümüz ürünlerden bir potpourri gibi hazırlık yaptık ve getirip burada tüketiciyle buluşturmaya çalıştık. Bugün 4. günündeyiz. Sonuçtan memnunuz. Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz bize. Tekrar hoş geldiniz diyoruz size. Bir standınızda neler var? Antep işi bu.
Antep işi olarak yaptığımız işlerimiz, o köşedeki işlerimiz, kurutulmuş sebze, baharat, gıdalarımız, otlarımız bu bölgede. Ayrıca salçalar. Orada biraz o köşede de şey var, kurutulmuş patlıcan, kabak, biber dolmalıklarımız var. Oyuncaklarımız da aynı şekilde. Onun dışında atölyeden çıkan yine o el yapım oyuncaklarımız da bunlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bakın Antep işi. Antepli, bu Antep'in yöresel işimiz. Antep işi her kızın cezine yapılır bu. İleri bir zamanda evlenince bunları yatırım olaraktan satarlar, ev alırlar. Yatak takımı, oturum odası, fular, işte her iş Antep'te. El işimiz bizim, bu ipek üzerine teli çekilir, tek tek de dolama, mercimek, hepsinin bir şeyi var bunların hocam. Bu Gohan Gül, bunlar fularımız, ipekten çekilmiş tek tek. Gençlerimiz, hocamız, Cale Hoca, işte. Peki yeni nesil de öğreniyor mu bunlardan yapmayı? Evet, yeni yesinler. Şimdi kültürümüz biraz daha tanıtıyoruz Antep'te. Hepsi yapmak istiyorlar. Yani çocuklar, gençlerin de çok hevesi var. Hocamız olduğu için. Evet. Yavaş yavaş. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi. Sevgi Kütüz. Biz Gaziantep'de katılıyoruz. Gaziantep Moringa. Moringa Antep Girişimci Kadınlar Tüketici ve Kalkınma Kooperatifi olarak katıldık. Moringa'yı tanıtmak için geldik buraya. Sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu. Allah razı olsun kendisinden. Moringa deyince, moringa 300'den fazla hastalığa tedavisi olan bir bitki. Başta şeker hastası olmak üzere tansiyon, kolesterol, obeziteye çok iyi geldiği görülmektedir. Bağırsak enfeksiyonlarına iyi geliyor. Bağırsakları rahat çalıştırıyor. Ondan sonra ne diyeyim? Sabunlarını ürettik, makarnamızı çıkarttık, sallama çayımızı yaptık. Hepsi moringadan mı üretiyor? Evet, dökme çayımızı yaptık. Yakında inşallah şampuanımızı, kremimizi, kolonyasını ve parfümünü yapmaya çalışacağız inşallah. Moringa çok büyük bir bitki, çok mucize ve diğer adem mucize bir bitki. Kooperatifimizi kurduk. 1,5 yıldır buna çalışıyoruz, üzerinde çalışma yapıyoruz. Tam olarak tarımsal, tam olarak organik bir bitki. Gaziantep İl Tarım Müdürümüz Mehmet Karayılan sağ olsun, onun aracıyla başladık. Onların elemanları olarak çalışan Aysel Ezik Eskici ve Ayşegül Hanım Parim, Ayşegül Parim Hanım bize yardımcı oldular. Biz iş kurulu Adana Bilim Dalı Osman Kolan yardımıyla analizlerini yaptırdık hepsini. Analizi tam güzel olarak çıkarttık. Ondan sonra bu işe başladık. Böyle moringa. Her şey var. Hem çayını içiyoruz, ya hem yoğurtla katıp yiyebiliyorsun, balla tüketebiliyorsun, çocukların sütüne katabiliyorsunuz. Çocukların sütüne katıldığında çocukları enerji veriyor, çocukları hızlı bir şekilde geliştiriyor, büyütebiliyor. Çok güzel bir bitki. Yani insanların bunu kullanmasını tavsiye ederiz. Sadece bizde ve Hindistan'da var, başka yerde yoktur. Diğer kişiler aldanıp da sakın başka yerde almasınlar. Çünkü moringa diyorlar ama moringa değil. İçinde bir sürü şeyler var. Bizimki sadece moringa. Biz kendimiz üretiyoruz. Burada şeylerimiz, resimlerimiz falan görebilirsiniz. Bu arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. İlk etapta iş kurun. Bize 34 gün bir iş gün şey verdi. Kurs verdi. Onun eğitimini aldık. Sonra halk eğitimini aldık. Halk eğitim kurslarının. Nurdağ Yüksek Meslek Okulu'yla beraber çalışıyoruz. İşte dediğim gibi Gaziantep İl Tarım Müdürümüzle beraber çalışıyoruz. Adana Bilim Dalı Osman Kolay'la beraber çalışıyoruz. İstiyoruz ki biraz daha ilerleyelim, biraz daha genişleyelim. Herkes tanısın istiyoruz. Şimdi bunu kimse tanımadığı için tereddütte kalıyorlar. Acaba doğru mu, acaba yanlış mı, acaba bu kadar gerçekten çok şeye faydası olan bir bitki mi düşünüyorlar. Sakın düşünmesinler, gerçekten de çok güzel bir bitki. Ayrıyeten ağrı kesici özelliği olduğu için mideye, baş ağrısına, diş ağrısına çok iyi geldiği görülmektedir. Ben migren hastasıydım. Ben bunu kullanmaya başladığımda belli ağrı kesici ilacımı bıraktım. Eşim şeker hastasıydı. Bunu kullandığım belli şeker hastası hapini bıraktı. Çok iyi geldiğini söyledi. Bacaklarında ağrısı vardı. Gittiğini söyledi. Açlık hissi duyuyordu. Hani bilirsiniz belki şeker hastası çabuk açlık duyar. Kendisi ben hep tokum dedi. Öğlen yemeğini tergedik yani. Vermiyorduk, artık yemiyordu. Sizin de öğrenmiş olduk şimdi moringa. İnşallah herkes öğrenir. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben Derya Altıntaş, Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi'nin kurucu üyelerindenim. Evet, isim çok hoş gerçekten. Böyle bir çekiciliği var Anadolu Bacıları deyince. Siz neler var standınızda, neler sunuyorsunuz? Portakallı havuç reçelimiz var, pancar pekmezimiz var, el kesmesi, köy yumurtası, doğal erişlerimiz, ev erişlerimiz var.
Soğanımız var, Polatlı'nın soğanı, pancarı meşhur biliyorsunuz, çekirdeği. Öyle. Nasıl ilgi standınıza? İlgi nasıldı? Güzel, fena değildi, güzeldi. Teşekkür ederiz. Biz de ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz Antalya'ya. Hoş bulduk. Ankara'dan geliyoruz Akeka Keçi Atölyesi olarak. Davet üzerine geldik. Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum Muratpaşa Belediyesi'ne. Sorularınız var mı? Evet, tanımak istiyorum. Neler yapıyorsunuz, neler sunuyorsunuz standınızda? Öncelikle ürünümüz keçe, geleneksel keçe çalışıyoruz. Kuzu yünüyle çalışıyoruz, merinos yünle. Onun yanı sıra deri, örgü, mine, sıcak mine çalışmalarımız var. 3-5 yıllık bir kooperatifiz biz de Ankara'da. Yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah herkes için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Peki böyle farklı şehirlere geldiğiniz zaman sesinizi evet. duyurmak ya da birbirinizle tanışmak da evet. fayda yani sağlıyor. Şöyle oluyor. Bir kere manevi olarak birbirimizden besleniyoruz böyle yerlerde. Tanıtım açısından çok iyi oluyor. Örneğin burada daha önce hiç görmediğimiz, tanımadığımız arkadaşlarla tanıştık. Sizlerle tanıştık, belediyeyle tanıştık. Çok keyifli oluyor ve ilerlememizi sağlıyor bu. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok mersi. Hoş geldiniz Antalya'ya. Tanıyabilir miyiz sizi? Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Ben Pınar Tosuner. Antalya'da yaşıyorum. Organik oyuncaklar örüyorum. Sağlıklı bebekler yapıyorum. Peki neler var başka standınız? Ha, sizin standınız sadece burası. Ha. Arkadaşımın standı orası. Kağıtlardan çiçekler yapıyorum. Taşlar tasarlıyorum. Kendime ait tasarladığım yine oyuncaklarım var. Peki standınıza ilgi nasıl geçti? İlgi güzel. Özellikle turistler çok ilgili. Yani emeğin değerini veren herkes geliyor. Peki sizi tanıyalım. Merhaba, benim ismim Tuğçe Er. Ben de ahşap boyama, ahşap tasarımlar yapıyorum. Ürünlerim, eşim marangoz benim. Ben de neler yapabilirim dedim, atölyeyi kullanmak istedim. Bu şekilde bu ürünler çıktı. Çok yeni başladım ama çok geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Güzel, yeni gibi. Evet, biraz yeniyim, acemiyim ama her defasında kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Evet. Ahşap her zaman çok sevilen ürünler olduğu için hani pazar bulmakta çok zorluk çekmiyorum. İnsanlar çok seviyor ve herkesin alabileceği şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoş geldiniz tekrar. Ben teşekkür ederim. Kadın Kooperatifleri Festivali'nde biz standları gezerken çok güzel hikayeler de dinliyoruz ve çok güzel ürettikleri ürünleri de görüyoruz. Size neler söylemek istersiniz? Türkiye'mizde kadınlarımızın sosyoekonomik hayata dahli bir çalışma başlığı olarak varlığını sürdürüyor. İnşallah bir gün gerek kalmaz ama şu an çok ihtiyaç var. İş gücüne kadınların katılımı Suriye gibi, Mısır gibi 90 yıl önce bizimle aynı sınırları paylaşan ülkelerde %10'un altında. Biz Cumhuriyet Türkiye'sinde, Atatürk Türkiye'sinde %30'un üzerine çıkmış durumdayız.
Ama gelişmiş Batı ülkelerinde kadınların iş gücüne katılımı %50'nin üzerinde. O seviyeye doğru şartları zorlamamız lazım. Çünkü bir kadın tek başına var olamıyorsa orada bir medeniyet tesis ettiğimizi düşünemeyiz. Orada toplumsal sistem eksik demektir. Kadınlarımızın sosyoekonomik hayatta varlığını sürdürebilmeleri lazım. Gerektiğinde tek başlarına çocuklarına bakabilir durumda olmaları lazım. Dünyanın bin bir hali var. Bunu sağlayabilirsek o zaman işte kadınlarımızı gerçekten iyi şartlarda yaşatabiliyoruz demektir. Toplumsal açıdan üretimimizi arttırabilmemiz için zaten bütün herkesin seferber olması lazım. Dolayısıyla bir cinsi atıl bırakarak, sosyal hayata sokmayarak, ekonomik hayata sokmayarak bir şeyi başarmamız da mümkün değil. Dünyada öyle bir şey yapabilen de yok. Dolayısıyla biz bu kadın kooperatiflerimize burada kent meydanımızda ürettiklerini sergileme olanağı sağlamak istedik. Bu bir başlangıç olsun. Türkiye'nin bütün önemli kent meydanlarına yansısın, bütün belediyelerine yansısın istedik. Bunun bir başlangıcını teşkil edelim dedik. Gerçekten 35 kooperatifimiz geldi. Harika şeyler var. Dediğiniz gibi müthiş hikayeler var. Çok güzel ürünler var. Komşularımızla buluşuyorlar. Çok mutlu olduğumuz bir çalışma. Arkasının bütün Türkiye'de gelmesini temenni ediyoruz. Kadınlarımız sosyoekonomik açıdan güçlü değilse hiçbirimiz şöyle değer veriyoruz, böyle değer veriyoruz, aman başımızın üstünde yeri var vesaire demeyelim. Onlar boş laflar olur. Dolayısıyla kadınlarımızın sosyoekonomik hayata, iş gücüne katılım oranını %30'lardan hızla %50'lere yükseltmemiz lazım. Sosyoekonomik gücü olmadan hiçbir kadın kendisine değer verildiğini anlayamaz bir toplumda. Veren el alan elden üstündür. Başkasına bağımlı birisi. Çok kıymet veriyoruz. İşte böyle altın kafeste saklıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Bu doğru da değil. Bizim inançlarımıza da uygun değil. Düşünülenin tersine. Biz kadınlarımızı sosyoekonomik hayatta en etkin şekilde bağımsız var olabilir, çoluğuna çocuğuna bakabilir, sahip çıkabilir görmek istiyoruz. Toplum olarak oraya doğru da ilerlememiz lazım. Benim hep söylediğim bir şey var. Eğer kadın eve mecbursa, tek başına var olamıyorsa biz boşuna boşanma oranlarımız düşük diye sevinmeyelim. O gerçek bir şey değil. Sen mahkum et, kıpırdayamasın, hiçbir seçeneği olmasın. Tek başına var olma imkanı tanıma. Sonra boşanma oranlarımız ne kadar düşükmüş diye sevin. O öyle bir şey olmaz. O sayıcı değil. Eğer kadınlarımız tek başına var olabilirken dengeli, tekemmül etmiş, tamamlanmış insanlar olarak boşanma oranlarımız düşükse o zaman onunla övünebiliriz. Yani tek başına da yapabilecekken evine sahip çıkmayı seçen, iyi geçinen, uyumlu, güzel aileler üretebiliyorsak toplum olarak işte o zaman sevinebiliriz. Boşanma oranlarımız düşük, aile kurumumuz kuvvetli. Ama bir tarafın kolunu kanadını, imkanlarını kısıtlı tutuyorsak o zaman zaten mahkumdur, mecburdur. Boşanma oranları zaten düşük olur o zaman. Onun bir millete hayrı olmaz. Teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne güzel. Hem akşam keser hem sizi de görebilmek için. Siz de öyle. Görüşmek üzere. Merhabalar. Merhaba. Nasıl gidiyor? Sağ olun. Hoş geldiniz. Çok özledim ben sizi. Teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İlginiz için. Bir kere bu turuncu masa harikulade bir şey. İki tane köyümüz var zaten. Sancaklı köyünde aynı zamanda da Balkan kahvaltı evimizi açtık. Orada geldiğiniz bizim.
kolay gelsin. Satış var, ben karışmayayım şimdi. Size satacağım. Merhaba. Alışveriş var, biz bozmayalım. Nasılsınız? Merhaba başkanım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun güzel. Çok teşekkür ederim. Bu ne böyle? Kıbrıs ellimi. Çorek. Ben nereye geldim? Nasılsınız? Merhabalar. Programları başlayacak şimdi başkanım. Sizi bekliyorum. Merhabalar. Festivalimizin dördüncü gününe hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muratpaşa Belediyesi, hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum. Muratpaşa Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'ın en büyük projemiz insan diyerek başlattığı toplumsal dayanışma ağına bir yenisini daha ekledi ve Türkiye geneline yayılan kadın kooperatiflerini festivalimiz çatısı altında topladı. Festivalimize Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 34 kooperatif katıldı ve kooperatifler ürünlerinin satışını gerçekleştirdiler. Gündüzleri düzenlenen çalıştaylara katıldılar. Akşam ise sahnemizde konserler, defileler, tiyatro gösterileriyle dolu dolu bir program sizlerle oldu ve olmaya da devam ediyor. Festivalimizin açılışını Dünya Barış Günü'nde Lemansam konseriyle yaptık. Ayrıca festival boyunca Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan bir defile, Muratpaşa Belediyesi Kadınlar Korosu tarafından hazırlanan Kadın Ağzı Türküleri, Lüleburgaz Belediyesi tarafından çok güzel bir ritim şov izledik, Muratpaşa Belediyesi Tiyatro Topluluğundan tiyatro gösterisi, Yankır ve Grup Avrasya Anadolu Rock konseri verdiler, çok güzeldi ve sevilen sanatçı Naciye Çokbilir'den türkülerle doyasıya eğlendik. Bu akşam ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen konuklarımızı ağırlayacağız sahnemizde. Sanırım Sayın Başkonsolosumuz da bu akşam bizimle birlikte olacaklar. Sayın Mustafa Kemal Beyaz Bayram, hoş geldiniz Sayın Konsolosum. Şeref verdiniz, teşekkür ediyoruz. Festivalimize Türkiye'nin her bölgesinden 34 kadın kooperatifi ve toplamda 150 kadınımız katıldı. Kendilerine Türkiye'de önce olmasını umduğumuz bu güzel festival anısına teşekkür plaketlerini takdim etmek istiyoruz. Ben alkışlarla festivalimizin katılımcıları olan kooperatiflerimizin temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Alkışlar kadınlarımız için gelsin. Geldiniz, şeref verdiniz. Değerli konuklar, şimdi de konuklarımızın plaketlerini sunmak üzere. Dünyanın neresinde ne olursa olsun Muratpaşa'da barışın, kardeşliğin ve paylaşmanın bayrağını yüceltmek için sonuna dek çalışacağıma söz veriyorum diyen ev sahibimiz, değerli belediye başkanımız Sayın Ümit Uysal'ı kuvvetli alkışlarınızla plaket sunmak üzere sahneye davet ediyorum. Evet sayın konsolosumuz, kıymetli komşularımız, kooperatiflerimiz her biri uzak yollardan geldiler. Ayaklarına sağlık, emeklerini getirdiler, emeklerine sağlık, sevgilerini, coşkularını getirdiler, duygularına, gönüllerine sağlık. Hepsi sağ olsun, iyi ki varlar. Her birine ayrı ayrı dedim ki, gittiğimiz yerlerde belediye başkanlarını yakalayalım.
biz Muratpaşa'da böyle böyle bir şey yaptık, bizim belediyemiz de bunu yapsın diyelim. Böylece kadınlarımız emeklerini yılın birçok ayında Türkiye'mizin önemli meydanlarında, Türkiye'mizin dört bir tarafında sergileme, tüketimle buluşturma, diğer kadınlara örnek olma imkanı yakalasın dedim. Ne diyorsunuz? Doğru değil mi? Bundan sonra bu festivalleri İstanbul'un kalabalık meydanlarında, İzmir'in kalabalık meydanlarında, Ankara'nın kalabalık meydanlarında, Antep'in, Hatay'ın, Adana'nın, Van'ın, Diyarbakır'ın, Trabzon'un, Eskişehir'in kalabalık meydanlarında, Bursa'nın, Muğla'nın görmek istiyoruz. Yurdumuzun tamamında saydığımız sayamadığımız, bunu hep beraber gündemde tutacağız. Bunu hep beraber deyim yerindeyse zorlayacağız. Statlardaki dostlarımız dahil, sahnedekiler dahil, oturaklardakiler dahil. Söz mü? Hep gündemde tutacağız. Kadınların emeklerinin değerlendirilmesi sürecini, bu festivalleri, bu kaygıyı, bu organizasyonu daha iyi ne yapabiliriz? Muratpaşa'da dahil. Biz de eksiklerimizi gidereceğiz. Hep beraber en iyisini yapmak için hep birlikte gayret edeceğiz. Ben Muratpaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanlarımıza, Kültür Müdürümüz Güldür Hanım başta olmak üzere, bütün belediyeci arkadaşlarıma, zabıtalarıma, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama tabii bu vesileyle geçen konuşmamda unutmuştum, onlara da teşekkür etmiş olayım. Şimdi her birine ayrı ayrı teşekkür edip plaketlerini vereceğim. Tekrar ayaklarına ve gönüllerine sağlık. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve ilk plaketini almak üzere Ankara Altındağ'dan Akeka Kadın Girişim Üretim ve İşletme. İzniniz uzun, hızlı hızlı ilerleyeceğim izniniz olursa. Antalya Konyaaltı Engelliler ile Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişimi Kooperatifi. Balıkesir Gönen Merkez Tuzakçı Hasan Bey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi.
Üreten Eller Kadın Kooperatifi. İstanbul Beylikdüzü Harmoni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. İstanbul Kadıköy Potlaç Kadın El Emeği Projesi. İzmir Karşıyakalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. İzmir Mordoğan Kadın Kooperatifi. İzmir Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi. İzmir Seferihisar Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Muğla Ortaca Kadın Eli Kadın Girişimi Kooperatifi. Kırklareli Lüleburgaz Kadın Akademisi Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi. Manisa Soma Kadın Atölyesi Kooperatifi. Manisa Soma'da Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. Mardin İpek Yolu Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi. Şanlıurfa Mezopotamya Çevre Kültür Kadın Kooperatifi. Tunceli Hozat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. İstanbul Kadıköy Potlaç Kadın El Emeği Projesi. Paketimiz kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen konuklarımız Mor Menekşe Çağdaş Kadınlar Derneği'nin plaketinde sıra. Bu akşam aynı zamanda sahnemizde de ağırlayacağız kendilerini. Çağdaşlar Korosu ile şarkılar söyleyecekler bizlere. Mor Menekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanımız Sayın Hayriye Tokyay. Sanırım kendilerinin de bizlere hediyeleri var. Hediyelerini takdim edecekler. Mor Menekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Hayriye Tokyay, Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'a hediyelerini takdim ediyorlar. Türk Cumhuriyeti Başkonsolosumuz Sayın Mustafa Kemal Beyaz Bayramı da alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Mor Menekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, dernek adına değerli başkanımız Sayın Hayriye Tokyay, Başkonsolosumuza hediyelerini takdim edecekler. Başkonsolosumuza katılımlar için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Nuray Olcaytu davet etmek istiyorum dernek başkanımızı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sayın Serap Kocaoğlu'na hediyelerini takdim edecekler alkışlarınızla. Sahneye davet ettiğimiz konuklarımızı bırakmıyoruz izninizle. Bir toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirmek isteriz bu güzel gün, bu güzel gece anısına. Belediye Başkanımızın kıymetli eşi Sayın Ümran Uysal'ı da ben sahneye bu güzel fotoğrafa davet etmek istiyorum. Festival boyunca bizlerle birlikte oldu, bizi hiç yalnız bırakmadı. Başlıyor içimizden bir koroyla. Mor Menekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çağdaşlar Korosu için öncelikle kuvvetli bir alkış istiyorum. Hoş geldiniz. Ve alkışlarınız şefimiz Soyhan Bilge Ergiç'in gelsin ve sahneyi koromuza bırakıyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Besmele inançım tüm yol.
Fırsatlar bağışlasın. Girmeden.
adamı. Söyleyemem adını, seveceksen ondan sev. Anlayasın adamı. Aa! Su akar oymayla, ne olur bakmayla. Hiç eşek adam olur mu? Kravat takmayla. İki tahta arası, buldum mısır parası. Kız istedikten sonra ne diyecek anası? Karanfilin moruna, canım feda olsun yoluna, Allah canımı alsın, girmeyince boynuma. Karanfilim katmerim, al kucağına yat beni. Beş on çocuk yapmazsam karyoladan at beni. Evet Sayın Başkanım, değerli konuklarımız, ezan bitene kadar ara veriyoruz konserimize. Ezan biter bitmez kaldığımız yerden kına gecemize devam edeceğiz efendim. Sağ olun. Değerli misafirler, kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Büyük renk attınız. Sayın Şefim, Sayın Soyhan Bilger, sizi buraya davet edebilir miyim? Festivalimiz anısına bir çiçek takdim etmek isteriz. Çiçeğimizi takdim etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosumuz Sayın Mustafa Kemal Beyaz Bayram'ı alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz değerli başkonsolosumuza. Alkışlarla uğurluyoruz. Ve sizlerden ezan için birkaç dakika rica ediyoruz. Konserimiz kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Aman aman elinde, saçsam ince belinde, öpsem yolu dilinde. Aman, saçam, öpçem,
Nasıl geçer senle geçen her ömür? Şimdi kalbimi dinle, dinle sevgili dinle. Çok zaman var yalnızım. Bulabilirim her dünyanın.
Öksüz yavruları var babası.
şey gelip bana, canım feda olsun güzel vatana. Sosyokent'te bu hafta size Muratpaşa Belediyesi'nden seslendik. Kadın Kooperatifleri Festivali'ndeydik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.